günler Sayın Turkuaz TV izleyicileri. Bugün sinema festivaline misafir olarak gelen ünlü yönetmenimiz Yeşim Ustaoğlu ile beraberiz. Yeşim Ustaoğlu'nun bu Toronto'ya ikinci gelişi. İlk 1999 senesinde gelmiş. O zaman daha bizim televizyonumuz olmadığı için röportaj yapmamıştık. Bugün ilk röportajı yapmak kısmet oluyor. Hoş geldiniz Toronto'ya. Hoş bulduk. İlk önce bu geçen senelerde Toronto'yu nasıl buldunuz? Parça 7-8-9 hatta. Epey olmuş, evet. 9 sene olmuş aşağı yukarı. Güneş bittiğinden beri güneşe yolculuk. Çok daha organize, çok büyümüş bir festivalle karşılaştım. Unutmuşum Toronto'daki halkın bu kadar sıcak olduğunu. Bir de çok ilginç bir şekilde nereye gidersem gideyim. Sokakta, takside, herkes çok sıcak ve konuşkan. O sıcak şeyi de sevdim, atmosferi de sevdim burada. Dünyanın her tarafında insanlar olduğu için o sıcaklık biraz da ondan kaynaklanıyor galiba. Yani sadece festivalle geldiğimiz için değil, yani bir dükkana da girseniz komünikasyon yapabiliyorsunuz. Biraz Avrupa'dan daha sıcak geldi bana. Avrupa'dan da sıcak, ne güzel. Öyle hissettim aslında yani. Şeyde ilk geldiğiniz film Güneş'e yolculuktu. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Daha doğrusu şöyle sorayım. Bir parça sizin geçmişinizi tanıyabilir miyiz? Ne zaman bu işleri? Ben sizin mimar olduğunuzu biliyorum. Karadeniz'de okuduğunuzu biliyorum. Hı. Ama bir de sizin ağzınızdan o şeye yönetmenliğe giden yolu bir parça dinleyelim. Evet, çok kısa anlatayım o zaman. Trabzon'da okuduğum, büyüdüğüm, bütün eğitimim orada geçti. Mimarlık ve daha sonra İstanbul'da restorasyon eğitimi de master yaptım. Ama o dönemlerde çoktan karar vermiştim aslında bir şekilde sinemayla ilgilenmeyi, yönetmen olmayı. Ve mimarlık yaptığım süre içinde de master'ımı yazarken ilk kısa filmimi yapmıştım aslında. İkisi birlikte. Bir anı yakalamak. Onun arkasından diğer kısa filmler geldi. Mimarlık çalıştım aynı zamanda ama ilk uzun metrajı 94 sanırım bitirdiğimde İz ilk uzun metrajlı filmimdir. Ondan sonra da sadece sinema alanında devam etmeye karar verdim. Mimarlık yapmayı bıraktım. 99 yapım bitiş tarihi ve şeye, festival ve gösterim sirkülasyonu 99-2000'li yıllarda Güneş'e yolculuk çıktı. Dolayısıyla buraya da geldim diğer festivallerle beraber. İlk Berlin'de dünya premieri yapılmıştı o zaman. Onun arkasından da Bulutları Beklerken ve dokümenter bir filmim geldi. Sırtlarındaki Hayat 2004 yapımı ikisi de. Sonra da Pandora'nın Kutusu geldi. Pandora'nın Kutusu'na geçmeden önce bir parça bu Karadeniz'le olan alakanız. Yani bir okul var orada ama doğum yeriniz sizin esasında çok doğuda bir yer. Sarıkamış'ta. Sarıkamış'ta. Evet. O babanızdan yoksa hakiki ailenizin yerleştiği. Babamın, babam doktordu ve birçok yere tayin edildi doktorluğu sırasında. Karadeniz'de yoksa öyle mi? Trabzon'da öyle sayılır ama Trabzon'da annemin geçmişinden dolayı 93 Harbi'nde Kafkasya'dan Trabzon'a göç edilmiş annem, dede tarafım. O da ayrı bir belgesel. Evet, evet, o da ayrı bir konu hakikaten ve orada köklerimiz var aslında, oraya yerleşilmiş. Sonra tekrar İstanbul'a gelinmiş dedem okumak için ve ondan sonra da İstanbullu başlamış. Biz sonra babam Trabzon'a tayin edilince oraya çok severim, ben çok küçüktüm. Gittik ama hatırlıyorum yani çok heyecanlanmışlardı ve bazı akrabalarımızı da bulduk oradayken. İlkokul dahil olmak üzere üniversiteyi bitirene kadar Trabzon'da yaşadım sonra. Çok güzel. Peki o Trabzon'da çektiğiniz film esasında, hı hı, galiba Trabzon değil mi? Yanlış, evet, söylemiyorum. Evet. O Pontus'la alakalı olan o zamanlardan gelen bir araştırma sonucu. Mimarlık ve hani çok kozmopolit bir yerdir. Evet. Trabzon, Karadeniz bölgesi yapı olarak kültürel kimlikleri yoğun bir yerdir. Ben restorasyon tarihi çevreyle
olan ilgimden de bölgeyi iyi tanırım. Biraz oradan gelir tabii ki anılarım da var. Yani birçok insan çocukluğumdan bilebildiğim hikayeler. Dolayısıyla böyle bir şeyle ilgilenince ister istemez kendi kendine geliyor zaten konu, kendini yaratıyor. O galiba Berlin'de büyük ödül aldı. Güneş'e yolculuk almıştı. Evet. En iyi Avrupa filmi ödülü. Sizin epey de bir ödüller var esasında. Onları evet. Hiç bahsetmediniz, kısa geçtiniz. Evet, yani her iki filmde hep bir dolaştı ve birçok ödül aldı. Güneş'e yolculuk işte Berlin'le başlamıştı. Üç ödül aldı oradan. Sonra birçok dünya festivallerinde gösterildi ve ödüller aldı. Bulutları beklerken de öyle dolaştı. İnşallah Pandora'nın kutusu da İnşallah yolda şimdi, devam etsin. Evet, San Sebastian'a gideceğiz bakalım. Güzel, çok hayırlısı. Kuvvetli bir yarışma olacak sanırım. Zevkli geçecek. Aman ne güzel. Hı-hı. Peki şimdi Pandora'nın kutusuna gelelim bir parça. Öbür filmlerden sanki biraz daha değişik. Şehre yönelme, şehir hayatı, üç kardeşin hikayesi. Şöyle sizde bunda hem prodüktörlük var, bunda senaryo var, ondan sonra yönetmenlik tabii ki var. Bayağı çok şeyi bir anda yüklenmişsiniz gibi gözüküyor. Peki bana bunu parça seyircilerimize konuyu özetler misiniz? Sizin ağzınızdan duyalım. Orta sınıf ve orta yaş mensubu üç kardeş, iki kız kardeş ve bir erkek kardeş bir telefonla birdenbire bir araya gelirler. Biraz metazori bir yolculuk olur. Aslında her filmimde var bir yolculuk benim. Hem de bir iç yolculuğa dönüşür o. Kaybolan annelerini bulmak için uzun zamandır gitmedikleri köylerine giderler ve anneyi getirirler. Annenin varlığıyla hayatlarında büyük bir değişiklik olmaya başlar. Parça kendilerini sorguluyorlar. Evet, sorular. Yani bir şekilde kutu açılır. Pandora'nın kutusu. Terbiyesizlik etme. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Emir, kes sesini. Emir verip durma sen de ya. Kimseye emir verdiğim yok. Veriyorsun, herkese veriyorsun. Murat'a, kocana, bana, herkese emir veriyorsun. Bana bak. Murat bensiz hayatında bir adım attı mı acaba? Ödün kopuyor değil mi Murat bana benzeyecek evet. diye? Evet. Murat'ın senin gibi parazit olduğunu görmektense öleyim de. Her iki kaybın, iki kaçağın aslında bir yandan da bir torun var. İki farklı evet, kuşağın. Evet, üç ay nesil var aslında. Evet, evet. Yani bir evet. torun nesli var, bir orta yaş nesil var, bir de yaşlı anne var. Evet. Tamamen bir, üç şeyin arasında evet. böyle bir büyük şeyle geçiyor. Evet. Çekişmeyle. Bana çok enteresan geldi. Esasında anneyi oynayan yabancı bir insan. Zor olmadı mı Türkçe konuştururken? Öyle elini öpmeye gelmedi. Mi? Çok kolay bir şey olduğunu söyleyemem ama Tila hakikaten son çok derece çalışkan ve çok başarılı, çok da deneyimli bir oyuncu. Çok da hissetti, çok severek oynadı bu rolü. Ben de çok özellikle onu yönetirken çok hem rahat ettim hem de özel bir ilgi de istiyordu, bir yöntem de istiyordu dil açısından da. Evet. Ama bir hallettik yani sanırım yani ben artık çok alıştığım için çok çok az bir aksan yok, ben yok gibi neredeyse. Ben mesela şeyde okumasaydım yani, hissedilmeyecek evet, kadar da her şeyle ilgilendik. Evet. Bir de o başladığı andan itibaren yani karar verdiğimiz andan itibaren bütün diyalogları ben yeniden onun ağzına göre değiştirmeye başladım. Provalarda da hem kolay hem öz zaten çok diyalog kullanmayı evet, çok sevmem. Zaten çok diyalogumuz yoktu ama yine de onun ağzına göre her şeyi yeniden yapılandırdık, çalıştık. Çok çok çalışkan bir insan her şeyden önce ve çok yetenekli. Çok çok yani hakikaten başarılıydı. Esasında tabii kardeşler de çok başarılıydı. Evet bence. Şimdi onların hakkını yemek evet. istemiyorum bir yandan da. Yani herkes çok yerli. Gayet iyiler karşısında. Evet. Onur özellikle, evet. Osman hepsi yani evet, kızlar da evet, çok evet, ve hepsini evet. çok severek çalıştık. Ve çok iyi bir kimyamız vardı. Onlarla tabii şansım biraz daha fazlaydı. Çünkü biz onlarla uzun süre provalar ve improvizasyonlar yapmıştık zaten. Ön hazırlığımız var. Onlarla vardı. Tila da gelince son biraz daha çalıştık hep beraber tabii ki. Peki Karadeniz yine var. Çok güzel Karadeniz manzaraları var. Sonbahar gibi gözüktü bana. Sonbaharda evet çektik. Evet, Ekim sonu başladık.
Karadeniz'de nerede bunun günü? Bu Batı Karadeniz. Trabzon'a kadar gitmedik çünkü bir kara yolculuğu olması gerekiyor diye, oldukça yakınca bir yer. Ama o tarafı da iyi bilirim ben, bütün Karadeniz bölgesini iyi bilirim. Oraya gidiş gelişlerimde Zonguldak üzerinden giderken özellikle hep çalışmak istediğim bir yerdi zaten uzun zamandır. Mesafe olarak İstanbul'a yakın bir yer, dağlık, çok hoş Küre Dağları hakikaten. Çok güzel bir coğrafya, çok özel bir coğrafya orası da. Hem mesafe açısından İstanbul'a yakın bir yer olması, karayoluyla gidilebilecek bir hikaye gereği. Evet. Hem farklı bünyesinde doğasının güzelliği dışında bir endüstri bölgesi olması, kömür havzasıdır biliyorsunuz. Gibi birçok faktör etkiledi beni o zaman ve hani oraya karar verdik. Sanayi gözüktü bir ara, evet, kömür sanayi, evet. Ama ondan sonra köye çıkınca tabii hiç sanayi falan kalmıyor. İnanılmaz güzel manzaralar, evet. Tipik Karadeniz evleri. Evet, Küre Dağları. Evet, çok çok hoştu. Şehirdeki o bir de şehrin dinamiğini vermişsiniz orada. Evet. Hakikaten İstanbul zaten artık çok büyük bir metropol. Orada sıkıntı çektiniz mi? Bayağı bir şehrin içinde çekim var yani. Koşturmacalı şehrin aşağı yukarı Haliç taraflarına benzer Haliç yerler var, gördüm. Haliç var, Tarlabaşı var. Anadolu yakasında var, herhalde yani, o büyük, evet, yerleşme bloklar yerlerini var, evet, Ataşehir bölgesi. Çok yeni. Yani ben kalabalıklarda rahat çalışan bir yönetmenim. Ekip de ona göre hep hazır olur. Biz çok hani böyle film ekibi gibi girmeyiz mekanlara. Mümkün mertebe yokmuşuz gibi davranarak. Çok yoğun olarak etüt edip gidip geldiğim için mekanlara, yaşadığım için bölgeleri, çok şehir içi de dahil olmak üzere bir şekilde ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Bu iş biraz da iletişim meselesi aslında, yani gittiğiniz yerdeki insanlarla kurduğunuz ilişki, iletişim çok önemli. Katılımcı olursanız, katarsanız insanları, evet, son derece rahat edebilirsiniz. Yıllardır edindiğim bir tecrübe bu. Esasında o şeyde çektiğiniz tamamen herhalde yerel insanlardı. Herkes. O kahvede gece kalıyorlar. Yani tamamen. Hepsi tabii. Belli. Evet, kamyon şoförleri hakikaten inanılmazlar onlar. Doğaldı. Evet, yani nezihati oynayan nezihatte de hepsi kendi isimleriyle. Gayet ve çok zevkle çektik biz orayı. O kadar çok şeydi ama çok doğal ve sıcaktı. Çok öyleler. Şey, evet, yoktu yani, evet, oyuncu olsa belki daha zor olabilirdi. Büyük bir ihtimalle bir öyle yerlere ben oyuncu da götürmem zaten. Yani ana oyuncular, bazen onlar da ana oyuncular da biliyorsunuz filmlerimde oralardan olur. Tabii. Olabilir. Yani Bulutlar'da özellikle köyün çocuklarıydı, oynayanlar, kadınlar. Burada da bütün altı arka yapıyı oluşturdular. İşte Haliç'te mesela, yani vapur, çok Haliç vapuru da. Orada da bir sürü insan herkes, var. Herkes, evet, evet, insanlar oraya ait. Evet, yolcular. Tam veriyor esasında, tam Türkiye genelini. Evet. Arada bir televizyonlardan şeyler vardı. O, evet, günün background'unu veren şeyler, evet, parçalar vardı. Bundan sonra neler var? Siz bir senaryolara falan başlamışsınızdır bundan. Başladım. Şu anda yazıyorum, evet. Çok güzel. Ama biraz sanırım erken, çok tabii, çok erken, daha yeni yazmaya başladım üzerinde konuşmak. Bir iki yıl bekleyeceğiz herhalde. İnşallah. Görmek ama için. Yine bekliyoruz sizi buraya artık. İnşallah. Evet, 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 evet. Severek. Yeşim Ustaoğlu'na bize katıldığı için bugün çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok güzel film olmuş. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını istiyorum.